Kıyımında bir hafta geride kaldı. Artık bugün 9. günde. Şimdi bir yandan tepkiler geliyor, bir yandan da ikiz köylülere destek açıklamaları da devam ediyor değerli izleyenler. Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen ormanındaki ağaç kıyımı devam ederken kıyıma karşı başlatılan mücadele de sürüyor. Maalesef çok üzgünüz. Çok büyük bir orman alanı kesilmiş. Akbelen'de birçok doğa savunucusunun yanı sıra siyasi partilerin de İkizköylülere desteği sürüyor. CHP milletvekilleri Akbelen'de destek açıklaması yaptı. Ankara milletvekili Ali Yetimisi Ersever yaşanan kıyımı anlattı. Kesim alanının olduğu yere gittik. Televizyonlardan falan seyrediyorsunuz ama gerçekten buradan izlediğinizde yok edilmiş yığınla ağaç, yok edilmiş yığınla orada yaşayan canlıları görüyorsunuz. Bu doğanın katliamı. Doğanın katliamı demek burada yaşayan canlı, insan, hava, su, her şeyin katliamı demek. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de doğaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Halk çok sıkıntıda. Ağaçlar, kuşlar, nefesleri gidiyor insanların. Bakın burada ormanlar. Biz Karadeniz'de derelerimiz, HES'ler aynı şekilde doğamızı bozuyor. Biz doğamıza öncelikle sahip çıkmalıyız. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya da Akbelen'deki kıyıma sadece ağaç olarak bakmamak gerekiyor dedi. Hep söyledik. 40 yıl, 30 yıl, 20 yıl ekonomik ömrü olan bir şirketin burada keyfini süreceğiz diye buradaki bu ekosistem yok oluyor. Yani bunun içinde sadece buna ağaç olarak bakmamak lazım. Bu ormanlar, anayasanın 169. maddesi ormanlık alanların daraltılamayacağını, ormanlık alanları korumanın hem vatandaşların hem de devletin ödevi olduğunu, ayrıca herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı kanunlarla anayasada hüküm altına alınmıştır. İkizköylülere destek için gidenlerin dışında birçok kurumdan da destek mesajları gelmeye devam ediyor. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu yaşanan ağaç kıyımına dair açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada Akbelen'deki ağaç kıyımı ve direnenlere yapılan sert müdahale eleştirildi. Açıklamada doğa katliamlarının yeniden yaşanmaması için Akbelen Ormanı'na sahip çıkılması gerektiğinin altı çizildi. Yöre halkı ve desteğe gelenlere uygulanan şiddete de dikkat çekildi. Devletin asıl görevinin hatırlatıldığı açıklamada anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumaktır denildi.